thank <laughs> you Sevgili sektör mensupları İstanbul Uluslararası Tekstil Fuarı'nın dördüncü gününde de nakış metalin katkıları ile stantlarımızı gezmeye devam ediyoruz ve bu kez kralın stantındayız. Evet Vinaldi yine yeniliklerin altına imza atmış hem perde ayağında hem de ev tekstili ayağında yine fuara çok yeni trend ürünlerle gelmiş. Değerli sektör mensupları, isterseniz sözü Vinaldi Ev Tekstil Bölümü satış sorumlusu Sayın Uğur Süer'e bırakalım ve devamını kendisi getirsin. Şöyle fuar hakkında bir özet alalım, Vinaldi hakkında bir özet alalım ve her yıl olduğu gibi klasik röportajımızı yine gerçekleştirelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyorum efendim. İyiyim sizlerden aldığım enerjiyle yoluma son gaz devam ediyorum diyebilirim. Çok, önemli olan sizlerin iyi olması, sizlerin bu fuardan memnuniyetle ayrılmanız, bu fuarda önemli iş bağlantıları yapmanız, yurt dışına açılmanız. Bütün bunlar Vinaldi'de yine olduysa Oldu. biz o zaman iyiyiz. Oldu çok şükür Allah güzel bir fuar yaşadık. Gelen arkadaşlarımıza özellikle kendi müşterilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar bu fuarda da. Yeni yaptığımız grupları tek tek sergiledik, tek tek gösterdik. Burada buradan çıkıp kendi yerimize giden, şovumuza giden birçok arkadaşımız oldu. İnanın bir fuarda orada yaşadık. Bu geleneksel hal evet, aldı evet, zaten. Evet, evet. Önce burada şöyle bir ürünlere bakıyorlar, Aynen. arkasından Güneşli'ye gidip Aynen. orada sıcağı sıcağına alışverişlerde bulunuyorlar. Son 10 e, yıldır diyebilirim ki bu böyle oldu. Kesinlikle artık evet. adet gibi oldu. Evet. Önce geliyorlar bizi ziyaret ediyorlar, evet. muhabbetimizi yapıyoruz, evet. sohbetimizi yapıyoruz. Ürünleri e, işte bu gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalışıyoruz. Evet. Daha sonra da kendilerini merkeze misafir ediyoruz. Orada istedikleri gibi, kendi evlerinde gibi rahatlıkla, e, ürünleri daha yakından, daha seçerek, daha elleyerek, görerek son derece rahat bir pozisyonda beğeniyorlar, alıyorlar, e, huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Şimdi zaten e, ürünleri sormayacağım e, tabii ki Uğur Bey. Ürünleriniz yine Vinaldi farkıyla pazara çıkacak. Bunu çok iyi biliyoruz ama ürünleri hazırlarken Arge aşamanızı aşamasını merak ediyorum Vinaldi'nin fuara gelmeden önce neler yaptınız? Hangi istişarelerde bulundunuz? Arge aşaması ayağında e, araştırmalarınızı nasıl sonlandırdınız? Yani bu fuara nasıl hazırlandınız? Şimdi biz geçmiş dönemde yapmış olduğumuz yatak örtüleri, ev tekstili konusunda yapmış olduğumuz şeyleri yatak örtülerinde e, genelde abiye üzerine çok fazla evet. yoğunlaşıyorduk. Bizi Vinaldi olarak genelde herkes abiyeci Vinaldi olarak bilirlerdi. Bu seneki e, pozisyonları, kreasyonu biraz daha değiştirdik. Biraz daha böyle hafife döndük. Biraz daha normal e, genç kızlarımızın şu anda kullandığı işte böyle pratik yatak örtüleriyle ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Evet. Ve bunu yaparken de aynı zamanda perdeyle kombin hazırladık her şeyi. Evet. İşte perdesi var, fonu var. Arkasından yatak örtüsü e, pozisyonuna girdik. Yanına ona e, uygun Aynı nakışlarla, aynı renklerle hazırlanmış nakışlı nevresim takımları yaptık. Gelin setleri Haldılar. yaptık. Evet havlular koyduk. Ee, güzel şeyler çıktı. Çok şükür memnunuz. Müşteri zaten kendisi istiyor değil mi? Tarz belirliyor tabii, müşteri. Tabii, ee, bakın abiyeci olarak biliyorlardı bizi dediniz. Evet. Şu anda şöyle bir etrafıma bakıyorum. Hakikaten pratiğe dönmüşsünüz. Ona ihtiyacımız var. Günlük kullanımlara da ihtiyacımız var. Daha spor renkler ve daha spor desenlerin hakim olduğunu da tam karşı yani günümüze, rayondan görüyoruz. Günümüze görüyorum. ayak uydurmamız lazım. Bu bir gerçek artık. Yani sürekli değişen bir gençlik var. O gençliğe mutlaka biz de ayak uydurmamız lazım. Evet. E Bunu yaparken de tabii bu yaptığımız şu anda hazırladığımız ürün gamının dışında inanılmaz şeyler geliyor. İnanılmaz şeyler geliyor. Özellikle ben bu fuara hani resimler, katalog vesairelerden daha ziyade biz e, satış politikasını da biraz değiştirdik. Ne yaptık? E, piyasadaki bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza kendimiz giderek kendi elimizde kataloğumuzu vererek hizmet vermeyi şey bildik, ilke bildik. Bundan sonra öyle yapacağız. Hem kendimiz gideceğiz, kataloğumuzu bırakacağız, ürün gamını anlatacağız. Ondan sonra oradaki sıcaklığı, oradaki dostluğu bir kez de onlarla beraber kendi ellerinde yaşayacağız. Ondan sonra yeni yapacağımız muhteşem şeyleri de orada göstereceğiz. Sürprizler geliyor. Sürprizler inanılmaz geliyor. İnanılmaz geliyor. Yani bu demektir ki Vinaldi ee, üründe ve satış stratejisinde değişikliklere gitti. Evet. Çünkü müşteri artık bunu istiyor. Vinaldi de çok çabuk zaten yeniliklere ayak uydurabilen evet. bir firma. Peki İstanbul'dan şöyle Anadolu'ya doğru bir bakalım mı sizinle? Evet. Perdede olsun, ev tekstilinde olsun müşteri portföyünüzü şöyle bir e, burada tekrar dile getirelim. Çok var. Çok var. Yani Gitmediğim yer yok Türkiye'de. Her mermen her tarafına gitmişimdir. Bütün sıcaklığı her yerde hissettim. Yani gelen bir daha geliyor ve şunu söylüyorlar. Yani mutlaka bize de gel Uğur abi, bize de gel Uğur abi. Ee, hani öyle bir yerlerde öyle şeylerle karşılaştım ki bir ay gecikmişim ya pardon, 20 gün gecikmişim e, turu o, o şekilde devam ettirmeye. Orada şey söylüyorlar. Yani 20 gün geç kaldın haberin olsun diyor. Yani öyle takip almışlar ki. Benim oraya 20 gün geç gittiğimi oradaki çalışan farkına insan var. farkına varıyor ve bunu dile getiriyor. Uğur abi 20 gün geç kaldın biliyor musun diyor. Evet biliyorum. <laughs> yani ona kadar başladık. Yani o, o kendi kendimizi takip edecek noktaya geldik Allah'a çok şükür. Onlar zaten takibi hatırlatıyorlar. Evet evet yani evet. ister istemez söylüyorlar. Peki Uğur Bey. Şöyle başımızı kaldırıp fuara baktığımızda, bugün fuarın dördüncü günü. Evet. Aslında bu platform e, siz toptancılarımız için, üreticilerimiz için, ara toptancılarımız için çok önemli bir platform. E, burada çok güzel anlaşmaların altına imzalar atıyorsunuz, yurt dışından olsun, keza yurt içinden olsun. Ama önemli olan diyorum ki her zaman bu platformda boy göstermek değil, fuar sonrası da burada edindiğiniz müşteriye sahip çıkmanız arkasında durmanız, o müşteriyle diyaloğunuzu kesmemeniz bu önemli diyorum. Tabii ki ee, bu da sizin ticaret misyonlarınızdan bir tanesi. Siz böyle de yapıyorsunuz. Onun için İstanbul'dan Anadolu'ya rahat bakabiliyoruz. Doğru. Peki bunlar benim düşüncem. Evet doğru çok doğru. Uğur Süer ne düşünüyor bu aynı, konuda? Aynı şey yani fuarı yapmak çok fazla emek istiyor. Yani bir sürü çalışıyorsun, yeni kreasyonlar çıkartıyorsun, fuarı yerleştiriyorsun, fuarın dizaynı değişiyor. İnanılmaz bir emek harcıyorsun ama bunun en büyük e, ikinci yani plan öteki tarafı fuardan sonra başlıyor. Evet. Yani buraya gelene işte bir kere sipariş yazmışsın, göndermişsin falan filan çok önemli bir şey değil. Önemli olan bunun devamlılığı, devamlılık arz edecek. Sen gideceksin, oraya onları izleyeceksin, onlar seni görecek. Ee i̇şte emin olun hani böyle karşılıklı beraber oturup işte ne bileyim bir çay içmemiz bile onlarla ikili sıcaklığı 5-6 derece yukarı çıkartıyor yani. inanılmaz güzel oluyor. Yani en önemli şey fuar sonrası takip. Müşterine sahip çıkacaksın, müşterini izleyeceksin. Ya biz bunu yapıyoruz. Çok şükür Allah'a yapıyoruz. Onlar da bizden memnun herhalde. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz diyelim. Bu arada efendim ee, kralın da kulaklarını çınlatalım. Sayın Kemal Ulusal'ı ee, yine her zaman olduğu gibi bu standta göremedik. Güneş de yerinde. Genelde. Bir kulaklarını çınlatalım. Kemal Ulusal neler yapıyor bugünlerde? Kemal Ulusal ne yapıyor? Kemal Ulusal gelen misafirlerini ağırlamakla meşgul bugünlerde. İnanılmaz bir yoğun talep var. o talebi her gün yani birinci günden işte bugüne kadar hala devam eden bir yoğunluk devam ediyor. biz bile birinci gün geldi bir, bir saat kadar durdu burada. İşte başarılar arkadaşlar dedi ve gitti. Daha ondan sonra gelmedi. Gelemedi daha doğrusu. Dün akşam ben gittiğimde saat 11.30 falandı. Ve hala e, arkadaşlarımla yani müşterilerimizle onların isteklerine cevap verebilmek için çalışıyordu. Çünkü siz de Güneşli'de kendi çapınızda bir fuar tabii, tabii. E, düzenlemiş tabii, tabii. oldunuz. Tabii, tabii. Orada da 4-5 gün boyunca Aynen, bu fuar atmosferi sürüyor. Aynen öyle. Orası zaten evet. bizim ikinci fuarımız. Evet. Dediğim gibi e, yani buraya gelen bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, iş ortaklarımız Biz ortada, o öteki tarafta da Kemal Bey'in e, nezaretinde bütün şeylerine devam ediyorlar. Alışverişlerine evet. devam ediyorlar. Evet. Efendim buradan değerli iş ortaklarınıza seslenmek isterseniz hatta Tüm sektöre seslenmek isterseniz bu fuar atmosferinden Sayın e, Uğur Süer neler söylemek ister? Valla herkesin işi gücü rast kesin inşallah. Herkese e, Türkiye'nin bu önemli günlerinde başarılar diliyorum. İşleri rast gitsin, çok satış yapsınlar, e, sağlıklı olsunlar, neşelerini kaybetmesinler, hedef koysunlar kendilerine, o hedef üzerinde hiç durmadan ilerlemeye çalışsınlar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu insanlar bizim insanlarımız. Karamsarlığa kapılmadan biz çalışmalarımıza devam edelim. Rızık Allah'tan diyelim. Ee, son olarak da Nakış Metal e, Ali Ali Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sizin onun vesilesiyle e, bu programı hazırlıyorsunuz, yanımıza geldiniz. E, kendilerine hürmetlerimi sunuyorum. İşleri güçleri rast gitsin inşallah. Saygılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, değerli sektör mensupları efendim biz de sayın Ali Çok Yaşara ve sevgili oğlu sayın Mehmet Çok Yaşara e, teşekkür ediyoruz Nakış Metal bu yolculukta bize partner oldu. Evet bir başka standa buyurun gidelim.